Şam, Antakya ve Halep bölgesinde dağlarda kendi dillerinde Hesesini yani Haşhaşiler olan bir Serazenler soyu vardır. Bunlar dağlarda yaşarlar ve yenilmeleri neredeyse imkansızdır. Çünkü güçlü bir şekilde tahkim edilmiş kalelerde otururlar. Toprakları pek verimli değildir. Bu yüzden hayvancılıkla uğraşırlar. Yakın uzak bütün Serazen hükümdarlarının ayrıca yine Hristiyan komşularının ve ileri gelenlerinin içine büyük korku salan bir şeyhleri bulunmaktadır. Zira onları oldukça sıra dışı bir şekilde öldürtmek gibi bir adeti vardır. Bu satırların yazarı başrahip Arnold von Lübeck. 12. yüzyılda Haçlı devletlerini rahatsız eden bu gizemli cemaat hakkında bilgi veren ilk Almandır. Haçlılar tarafından Assassini ya da Hesesini olarak tanımlanan dini cemaat, aynı dönemin Müslümanlarınca Batiniye veya Nizariye olarak biliniyordu. Bu cemaat çok geniş bir yelpazeye sahip Şiiliğin İsmail'e kolundan ayrılmıştı. İslam'ın Sünni ve Şii olarak bölünmesi neredeyse İslam'ın kendisi kadar eskidir. Bu bölünme 632 yılında Muhammed Peygamber'in ölümünden sonra yerini kimin alacağı konusunda başlayan tartışmaların bir sonucu olarak yaşanmıştı. Arapça Şii adı verilen taraf, Peygamber'in en yakın takipçisi, yeğeni ve damadı Ali İbn Ebu Talip'i destekliyor, onu ve Peygamber'in kızı Fatıma'dan olan iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i Muhammed Peygamber'in meşru varisi ve İslam'ın yasal liderleri olarak görüyordu. Ne var ki Hazreti Ali ancak 4. halife olarak iktidara gelebildi. Kısa ve tartışmalı bir hükümdarlığın ardından öldürüldü. Peygamber'in torunları olan iki torunu ise iktidardan uzak tutuldu. Bunlardan genç olanı Hazreti Hüseyin, babasının Iraklı taraftarlarının yardımıyla iktidarı ele geçirmeye çalıştığı esnada Fırat yakınlarındaki Kerbela'da iktidardaki halife tarafından vahşice öldürüldü arkadaşlar. 7. ve 8. yüzyıllarda her biri bir başka kişiyi imam olarak gören irili ufaklı çok sayıda grup ortaya çıktı. Ancak 19. yüzyılda bugün dahi İran, Irak ve Güney Lübnan'da yaşayan Şiilerin önemli bir kısmını kapsayan 12'ciler ya da İmamiye adını taşıyan bir akım öne çıktı. Bu akım tarafından meşru olarak tanınan imamlar dizisi Ali ile başlar, oğulları Hasan Hüseyin ile ardından da onların doğrudan soyundan gelenlerle devam eder. 750 yılında Mekkeli Emevi sülalesinden gelen Şam halifeleri devrildiğinde yerlerine Hz. Muhammed peygamberin amcalarından birinin soyundan gelen Abbasiler geçti. Bunlar 762 yılında Dicle kıyısındaki Bağdat'a yeni bir saray yaptırarak 1258'e kadar burada hüküm sürdüler arkadaşlar. Abbasiler Şii muhalefetini büyük bir tehdit olarak görüyor olmalıydı ki Abbasi halifesi Harun Reşit 795 yılında Mekke'ye hacca giderken 7. İmam Musa Kazım'ı Medine'den Irak'a sürgüne göndermeye karar verdi. Musa Kazım ve ailesi Irak'ta genel olarak pek rahatsız edilmeden ancak yoğun bir denetim altında yaşadılar. 11. İmam Hasan Askeri Dicle Nehri'nin orta kıyısında bulunan ve halifelerin ikamet ettiği Samarra'da 873 yılında öldü arkadaşlar. 11. İmam'ın ölümü taraftarları için ciddi bir sorun teşkil etti. Çünkü 28 yaşındaki bu genç adamın erkek çocuğu olmamıştı. Şii cemaati derhal bir düzineden fazla gruba bölündü ve bunların her biri halifin kim olacağına dair görüşler ileri sürmeye başladılar. Aradan 200 yıl kadar bir süre geçtikten sonra aslında 11. imamın bir oğlunun olduğu, hükümdarın bir kötülük yapmasından korktuğu için onu sakladığı, bu 12. gizli imamın yüzyıllardır tanınmadan dünyanın bir yerlerinde yaşadığı, vakti geldiğinde Allah'ın onu gizlediği yerden çıkartıp Mehdi olarak muzaffer Şiilerin başına geçireceği fikri yaygın olarak kabul edilmeye başlandı arkadaşlar. Haşhaşilerin içinde bulunduğu Şii grubu ise bambaşka bir tasavvura sahipti. Bunlar İsmaililerdi. İsmail 6. imamın oğlu ve resmi halefiydi. Ancak 755 yılında babası Cafer'den 10 yıl önce ölmüştü. Bu rahatsızlık verici durum Şia içinde sayısız bölünmeden birine daha yol açmıştı. İmamiye'nin büyük bir kısmı genç Musa'yı 7. imam olarak tanıyıp İsmail'i imamlar dizisinden çıkartırken diğer kısmı ise eski sıralamada ısrar ediyordu.
Böylece İsmail'in ölümüyle birlikte imamların sıralamasında da ayrılık yaşandı. Yedinci imamın kim olduğu meselesi İsmaililer'i 12'cilerden ayırıyordu. Ayrıca Şia içinde yer alan sayısız ayrı fırkanın her zaman gerçek imamın kim olduğu konusunda tartıştığını ve bu tartışmalar esnasında teolojik farklılıkların genellikle önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir. İsmaililiğin 8. yüzyılda ve 9. yüzyılın başlarında ortaya nasıl çıktığı henüz bir muammadır. İlk kez 882'de hemen sonra kaleme alınan vakainamelerde onlardan söz edilir. O dönemde Fırat kıyısında bir Arap şehri olan Küfe civarında bölgede yaşayan köylü nüfusun içinde cemaatler oluşturmayı başarmışlardı. İsmaililer gizli merkezlerinden İslam dünyasının her yerine dâilerini gönderip hem casusluk yaptırıyorlar, hem propagandacılık yaptırıyorlar, hem de davetçi sıfatıyla bu insanları gönderiyorlardı. Bunlara dâi deniyor aynı zamanda. Onları dikkat çekmeyen bir takım mesleklerle kendilerini gizleyerek cemaate yeni mensuplar kazandırmaya ve gizli mesajlarını yaymaya çalışıyorlardı arkadaşlar. Batın bir şeyin içi, ortası, iç yüzü demektir. Dinsel bakıldığında gizli olan mistik bir anlam taşır. Eski deyimle derunidir. Yani gözle görülmeyen gizli içsel dünya ve tanrısal sır anlamına gelir. Batinilik ise Kur'an'ın veya buyruklarla yapılması emredilen şeylerin bütününü bilip zahirine yani dışsal görünümüne gerek olmadığına inananların izledikleri yola verilen attır. Bu inancı benimseyen kişilere hangi mezhepten olursan olsun batini yollarına da batinilik denmektedir. Mısır ve Suriye'den gelen batini dâiler batiniliğin İran'da yayılmasında önemli ölçüde etkili olmuşlardır. Şiilik batiniliğini getirmişlerdir. Hasan Sapah da batiniliğin İran'da yayılmasında çok etkili bir dâi olmuştur. Hasan Sapah 440 Hicri ve 1049 miladi tarihinde İran'ın Rey şehrinde dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklarda Hasan Sapah'ın ailesinin İranlı değil Arap olduğu, hatta Güney Arabistan'ın Himyar kabilesi mensubu olduğu söylenmektedir. Hatta bununla övündükleri söylenmektedir arkadaşlar. Ancak başka kaynaklarda babasının Horasanlı bir Türk olduğu da söylenmektedir. Bu konuda kesin bir görüş bulunmamaktadır. Kendisini kaleme aldığı Sergüzeşt-i Seyyidina adlı otobiyografide 7 yaşında bir çocukken içinde bütün bilimlere karşı büyük bir ilgi olduğundan ve bir din alimi olmak istediğinden bahseder. 17 yaşına kadar şekle bilginin peşinden koşup durduğundan ve babasının 12 imamcı inancına bağlı kaldığından bahseder. Yani o dönemlerde henüz İsmaili cemaatiyle tanışmamış, 12 imam inancına olan bağlılığını otobiyografisinde de aktarmıştır arkadaşlar. O dönemlerde memleketi Rey'de gizli bir İsmaili dâisi olan bir sikke ustasıyla tanıştığını anlatıyor otobiyografisinde. Bu kişi onu İsmaili öğretisine kazandırmaya çalışıyor, ancak Hasan Sapah tartışmalarda dâinin argümanlarına karşı çıkıyordu. Gerçek dinin ve imanın halkın ve özellikle de Şiilerin inancı olduğunu düşünüyordum diyor. İsmaililerin felsefesinin yani kafir inancından ibaret olduğunu ve Mısır hükümdarının yani Fatimi halifesinin de bir filozoftan başka bir şey olmadığı kanaatindeyim diyor. Aramızda cereyan eden çekişmeler ve münakaşalar neticesinde inandığım her şeyi çürütüp yok etti. Her ne kadar yenildiğimi itiraf etmiyorduysam da sözleri beni derinden etkilemişti diye ekliyor eserinde. Hasan Sapah başka İsmaililer'i de tanıdıktan ve onların ne kadar dindar olduklarını gördükten sonra onlar hakkında anlatılan kötü şeylerden şüphe etmeye başlıyor ve kitaplarında İsmaili imamlığı lehine pek çok görüşle karşılaştım diyordu. Sonra Hasan görevini bir eğer ustası kisvesi altında yerine getiren bir başka dâiye emanet edilir. Onun sayesinde bu inancı daha da yakından öğrendim. O da yaptığı yorum ve açıklamalarla bana her şeyi tek tek izah etti. Böylece daha önce anlayamadığım şeyleri ve bu inancın gerçekliğini kabul ettim diye ekliyor Sergüzeşt-i Seyyidina'da. Hasan Sapah artık kendisini bu inancı gizli tutmak ve gerçek imama yani Kahire'deki Fatimi halifesine bağlı kalmakla mükellef kılacak yemini etmeye hazırdı. O andan itibaren hikmet meclisi toplantılarına katılmaya ve Kur'an'ın gizli yani batın anlamını öğrenmeye başladı. Hasan Sapah çok geçmeden gizli dâi ağı hiyerarşisine kabul edildi.
Böylece Hasan Sabbah Mısır'a doğru yola çıktı ve 29 Ağustos 1078'de Kahire'ye vararak derhal öğrenimine başladı. Kahire'de 17 ay geçirdiği kendi yazılarına bakacak olursak bu sürede o kadar çok sevildi sayıldı ki önemli saray mensuplarının kıskançlıklarına bile maruz kaldı. Daha sonra Antakya, Halep ve Bağdat üzerinden 10 Haziran 1083'te İsfahan'a ulaştı. Burada yine bir İsmaili dâisi olarak göreve başladı. Sonra Hazreti Ali'nin soyundan gelen Mehdi adında birinin Selçuklu Sultanı Melikşah adına yönettiği Alamut'a bir dâi gönderdim diyor. Alamut olan Amüt yani kartal yuvası demektir ve burada gerçekten de bir kartal yuvası vardır. Alamut sakinleri arasında İsmaili cemaatinden insanlar var olduğundan ve kale yöneticisinin de bir İsmaili sempatizanı olduğundan dolayı kaleyi 1090 yılında teslim almakta zorlanmadı arkadaşlar. Hasan Sabbah kalede hummalı bir faaliyet başlattı. Kalenin harap surlarını tamir ettirdi ve eteklerindeki ovayı besleyen bir kanal kazdırarak tarlaların, bağların ve bahçelerin sulanmasını sağladı. Yakın civarda bulunan başka kaleleri de ele geçirdi ve uygun bir kaya gördüğü her yere derhal bir kale inşa ettirerek kaleyi suyla besleyip sarnıçlar yaptırdı. Aynı şekilde civardaki vadilerde de davet faaliyetlerini sürdürdü ve sonunda ortaya küçük bir devlet çıkardı. 1091 yılından itibaren dâileri İran'ın kuzeydoğusunda da faaliyet göstermeye başlamışlardı. Batinilerin ilk suikastı Sultan Melikşah'ın veziri Nizamül Mülk'e olmuştur arkadaşlar. 13 Ekim 1092'de vezir Nizamül Mülk Nehavend yakınlarında öldürüldü. O ve Sultan Melikşah İsfahan'da bulunuyorlardı ve Bağdat'a geri dönmek için yola koyulmuşlardı. Nehavend yakınlarında vezir harem çadırına giderken Batinilerden Deylemli bir delikanlı şefaat ve yardım isteyen bir halde ona yaklaştı ve yanındaki hançeriyle onu bıçaklayarak öldürdü. Sonra kaçarken ayağı çadır ipine takılıp düştü ve onu derhal yakalayıp öldürdüler arkadaşlar. Bunun üzerine Sultan Melikşah derhal olay yerine geliyor ve çadırda askerleri sakinleştirip olaya, duruma el koyuyor arkadaşlar. Suikastçı Deylemli delikanlı olarak tanımlanmıştı. Deylem, Alamut civarındaki bölgeye verilen isimdi. İsmaililerin yaklaşık 200 yıllık tarihleri boyunca böyle bir saldırıya hiçbir şekilde başvurmuş değillerdi. Kahire'deki merkezden böyle bir emir geldiğine dair bir malumat bulunmuyordu. Bu olaydan önce suikastçı bir katil kullanmadıkları gibi bundan sonra da kullanmayacaklardı. Hasan Sabbah bu noktada artık kendi çizdiği yolda Kahire'deki merkezden bağımsız olarak ilerlemeye başlamıştı arkadaşlar. Batiniler ve İsmaililerin propagandası ilk kez Sultan Melikşah döneminde duyuldu. 18 İsmaili Save'de ayrı bir şekilde namaz kıldıkları için tutuklandılar. Ancak yapılan tahkikattan sonra serbest bırakıldılar. İsmaililer İsfahan'da yaşayan Save'li bir müezzini kendi taraflarına çekmek istediler fakat müezzinin daveti kabul etmemesi üzerine kendilerini ihbar edeceklerini düşüncesinden korkarak onu öldürdüler. Bu onların işledikleri ilk cinayet, döktükleri ilk kandı. Bunun üzerine Nizamül Mülk cinayet şüphelerinin yakalanmalarını emretti. Şüpheler Tahir adındaki bir marangozun üzerine yoğunlaştı. Bu adam idam edildi ve cesedi sokaklarda gezdirildi. Bu adam idam edilen ilk İsmaili'ydi. Bunun üzerine Batinliler Nizamül Mülk'ü öldürdüler. Bu başarılı oldukları ilk ses getiren suikastı. Etraflarına şöyle diyorlardı. O marangozu öldürttü, biz de onu öldüreceğiz. Bu intikam eylemi sonradan bir yönteme dönüşecekti arkadaşlar. İkinci partta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.